Ya. İyi misin kızım? Ne oldu? Gel bakayım. Sağ olasın amca. Sen kimsin? Kimin kızısın? İsmail'in kızıyım. Hangi İsmail? Çömlekçi İsmail'in kızı. Sağ ol amca. Çömleğine kurban. Abla, babam da böyle bir arabası olacak mı? İstanbul'a taşındığınızda belki babam da size böyle bir araba alır. Sen gelmeyecek misin? Hayat. Ne oldu? Babanla konuştun mu Kerem? Ne söyledi? Konuşacağım. Şimdi konuşmaya gidiyorum hayatım. Hayat, geç kalmışsın kızım. Babamın dükkanına uğradık öğretmenim. Babam bana araba alacak. Öyle mi? Çok güzel. Sık. Günaydın Abbas Bey. Günaydın öğretmen hanım, günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun iyiyiz. Nasılsın kız? Kurbağa. Sensin kurbağa. Bırak. Al bak sana ne aldım. Sağ ol Kerem abi. Hayat, ben seni aradım evden. Başkası çıkınca şey edemedim. Hayat. Ne oldu? Babanla konuştun mu yoksa? Ne söyledi? Hayat bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Hayat. Hadi kızım okula. Nizam, günlerdesin. Hele bir otele uğra. Mühim bir şey var. Seninle konuşacağım. Kudret abla, ben ne yapacağım şimdi? Yardım et bana. Bana el kaldırdın, kızıma laflar ettin. Şimdi de abla bana yardım et ha? Ne halin varsa gör. Bana bak hayat. Ben seni karnımda 9 ay taşıdım mı? Bana konuşarak cevap ver, başını sallayarak değil. Taşıdın. Yüzüme bak benim. Memelerim kabuk bağlasa da, kendim aç kalsam da, karnını doyurdun mu, doyurmadın mı? Başını kaldır da cevap ver bana. Sizin alnınıza bile leke sürdün mü ha, sürdün mü? Sürmedin. O zaman sen nasıl sürdün bu lekeyi? Şimdi gözlerime bak da cevap ver bana. Bunu sana kim yaptı, kim? Şimdi gözlerimin içine bak. Gözlerime bak dedim. Çabuk söyle bunu sana kim yaptı? İsteyecek beni anne. Cennet, dua et bu kızı alsınlar. Yoksa olacakları biliyorsun değil mi? Ne oldu ona? Selamünaleyküm. Şeref verdiniz Sayın Başkan. Sağ olasın. Nizam Bey, Abbas Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş gördük. İşler nasıl İbrahim abi? Hamdolsun başkan. Haydi buyurun. Buyurun, buyurun. Buyurun. Sakınlasın. Valla Zeliha'mı üniversitede herkes parmakla gösteriyor. Temizliği, saflığı, güzelliği, görgüsü. Anasından almış tabii. Ne demişler? Anasına bak, kızını al. Hayırlısın inşallah. Hadi hayırlı olsun. Allah'ım sen bana yardım et. Efendim malumunuz Abbas Bey'i bu civarda tanımayan bilmeyen yoktur. İbrahim abi biz... Sağ olasın. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı Abbas Bey'e istiyoruz. Ya o değil. Hayatı istiyoruz, hayatı. Tamam olmaz. Biz hayat kızımız için geldik. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız hayatı Abbas Bey'e istiyoruz. Bekle. Bu iş olacak iş değil. Hayat daha 15 yaşında. Çocuktur. Size kim ne dediyse yanlış demiş. Yo ben biliyorum. Hayattır o. Cehiz falan istemiyorum. Tapusuyla, mülküyle hayatı almaya geldim. Abbas, neredeyse benim yaşımdasın. Anladık, zenginsin. Malın var, mülkün var ama... bir şeye malik olmakla ona layık olmak başka bir şeydir. Hiç kaldırıp indirmeyin lafımızı. Kapımızdan gidin. Gideriz kardeşim, gideriz. Kapınıza yüz sürmeye gelmedik. Teklifimizle geldik. Dışarıda kız çok. Ben Abbas altında. Bu memlekette hangi kızın üstüne elim bıraksam bana verirler. benzin olsun, sineği Bağdat'tan gelir. Yala. Kusura bakmayın İbrahim abi. Malik, hanımları bir çağırır mısın? Bu zamanda böyle rezalet olur mu Abbas Efendi? Allah'ını seversen hangi devirde yaşıyoruz be kardeşim? Bizim de çoluk çocuğumuz, torunlarımız var. Böyle şeylerin zamanı çoktan gelip geçti. Bu yaptığımız yakışmadı Abbas Efendi. Hiç yakışmadı. Bizi millete rezil ettin. Bilsem çocuk istediğimizi gelir miydi? Yok Abbas Efendi, yok. Hiç hoş olmadı. Neden hoş olmadı başkan? Büyük şehirlerde zengin herifler bunun gibi kızları her gün yataklara çekiyor. Ayıp kabahat sayılmıyor da. Ben şanımla, şöhretimle, nikahımla istemeye gidiyorum. Ayıp. Değil mi? Zeliha abla. Beni yalnız bırak. Ben çok üzüldüm abla. Benim günahım. Ananın rahmi günah yuvası senin. Her yanımıza saçıyor günahlarını. Çık dışarı. Abla. Çık dedim. Zeliha. Kızım. Kader yine yüzümüze gülmedi. Benim dünyalar güzeli kızım dururken gittiler bu sütü bozuğu istediler. Ya ana. Onun ne günahı var? Onun günahı büyük Zeliha'm. Onun günahı çok büyük. Sen sakın karışma. Yavrum. Bahtsız kızım benim. Zaten gerçek olamayacak kadar güzel bir hayaldi. Ciğerim. Daha iyi kısmetler çıkar inşallah. Dökme gözyaşlarını öyle. Kıyamam ben sana. İstemiyorum ana. Artık hiç kimseyi istemiyorum. Anan kurban olsun sana. Selamünaleyküm Bakırcı ailesi. Baba, verdiniz mi Zeliha ablayı? Ne dedim ben ya? Abi, ablamı istemeye gelen Abbas Altındağ var ya. Ha. Hayatı istedi. Yapma ya. Verin işte baba. Bizde boy kız var. Birini zengin yere verin de bari acık rahat edelim. Bekir, beni sinirlendirme. Bütün hırsımı senden almayayım. Kızım Hayat nerede? Yukarıda baba. Kızım. ben sana koyar mıyım hiç? Bak, hadi sil gözlerin. Korkma kızım. Sen benim prensesimsin. Bak, yüzme bak. Şerefsizim. Sen kimi istiyorsan baban seni ona verecek. Ben seni o ihtiyara verir miyim hiç? Bak, Allah'ıma, kitabıma, namusuma, dinime ölsem de vermem. Mecbursun İsmail vermeye. Ne diyorsun Kudret? Mecbursun İsmail vermeye. İşin içinde namus meselesi varsa mecbursun. Bak İsmail, ben senin amcanın kızıyım. Ben ne zaman senin namusuna leke sürdürüp başını eğdirdim, seni mahcup ettim. Ama sen beni de, çocuklarımı da yıllardır bu sütü bozuklar yüzünden görmezden geldim. Kudret, benim sinirimi bozma. Ne söyleyeceksen söyle. Eğrisi doğrusu... Aha, burada yazıyor. Kızın her türlü altı yemiş. Anlayacağın... Elin oğluyla yatmış. Gerisini sana... Çok sevdiğin karın anlatsın. Bana bunların doğru olmadığını söyle. Cennet. Konuş Cennet. Bak. Ben seni diğer gözümden sakınarak sevdim. Yüreğimi bırak. Seni başımın üstünde tuttum. Bunların doğru olmadığını söyle. Konuş Cennet. Konuş! Çocuk işte. Bir çağlık etmiş. Çağlık etmiş ha. Çağlık etmiş ha. Bana bunu nasıl yaparsın Cennet? Nasıl? Al bu lekeyi. Nasıl temizlersen öyle temizle. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.